mevcutu bırakıyorum, yeniye izin veriyorum, geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum. Az önce bana kulisleriniz ki İlkay'ım az sonra ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrin yok değil mi? Asıl tarihi bir şey olacak. Şu anda bir seçim hakkı var. Bir seçim hakkı var. Şu anda videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şu an videoyu kapatabilirsiniz. Onayını da aldığımız, hani üstünde de çalıştığımız bir 15 dakikalık seans yapacağız. Ne seansı yapacağız? Allah size asla zulmetmez. Siz kendi özbenliklerinize zulmediyorsunuz diyor ayette. Yani siz konuşurken burnum sızladı, gözlerim doldu. Yönetmen bile oradan ağlamaklısın, kendine gel demiş falan. Hakikate talibim dediğinde Allah o ilhamı sana veriyor. Her sahnede doğru olanı sen biliyorsun. Yemezler. Yemezler. Teknik olarak kabul etmemesi gerekir çünkü bu ayet burada. O zaman alternatif bir yol olmak zorunda. Hı hı. İşte o yolu bugün söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada güzel bir haber size vermek istiyoruz. 3, 4, 5 Mayıs'ta Uyanış Festivali'nde yüz yüze buluşacağız sizlerle. Ben 3 gün boyunca moderasyonu üstleneceğim. Yücel Hocam'la birlikte açacağız. Bir söyleşiniz olacak, size sorular sorabilecekler. Bir canlı anlatmak zamanı çekeceğiz Uyanış Festivali'nde. Evet. Heyecanlıyız bir araya geleceğimiz için değil mi hocam? Evet, heyecanlıyız. Geçen sene hani deneyimledik. Tadını aldık. Çok da güzeldi. Bu sene bence hani çıtayı biraz daha çıkartacağımızı da düşünüyorum. Ben şahsen 3 gün oradayım. Hem anlatım olacak hem bir seans gibi hani bir çalışmamız olacak. Toplu atölye çalışması gibi bir şey. Orada bence gelenlerin nasibi olacaktır. Aynı zamanda da canlı anlatma zamanını orada çekeceğiz. Merak ediyorum nasıl bir tecrübe olacak. Ay, o ortamda. Ay evet, neler yani olacak acaba? Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Tüm detaylar uyanışfest.com'da hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar Masa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese sevgiler. Masa Sohbetleri'ni yönetmen Emel Keleşoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Ve bu kez masada anlatmak zamanını birlikte hazırladım. Çok kıymet verdiğim artık yol arkadaşlarımdan biri Yücel Balkancı Hoca var. Bir mühendis. Anlatmıştık sizi Masa Sohbetleri'nde. Anlatmak zamanında da zaman zaman bahsediyoruz ama biz size kozmik mühendis diyoruz. Herkes sizi çok merak ediyor Yücel Hocam. Psişik yeteneklerinizin nasıl açıldığını, nereye vardığını. Açıkçası ben de anlatmak zamanına başlarken bilmiyordum. Yani yolda da birbirimizi tanıyoruz evet diye düşünüyorum. Ama bu masada başladı hikayemiz bu arada. Evet. Masa Sohbetleri'ne konuk oldunuz. 2 video çektik. Çok etkilendi insanlar. Kafamda taşlar oturdu. Pek çok şeyi anladım. Bu kadar karışık bir konuyu ilk defa bu şekilde anlatıldı ve anladım diyen çok fazla yorum var. Orada da benim gözümün önüne anlatmak zamanı sizi dinlerken gelmişti. Nitekim sonra yolculuğumuz başladı. Şimdi bugün birazcık size anlatalım hem istiyorum. Ya da zamanı gelince anlatacağız mı Yücel Balkancı? Program yoğun. Program yani, yoğun. Zamanı gelince anlatalım isterseniz. Zamanı gelince arkadaşlar Yücel Hoca'nın gizemi hikayesini devam ettirelim. Azıcık daha devam etsin. Anlatmak zamanında anlatacağız. Ama bugün şunu yapacağız. Esasen yola çıkış sebebimiz şu. O iki bölüm Masa Sohbetleri'nde Yücel Balkancı Hoca ile çektiğimiz iki bölüm o kadar izledi ki etkiledi ki izleyenleri. Ve o bölümü bir yerde bıraktık. Dediniz ki artık zamanı. Artık uyanmanın zamanı, yolda olmanın zamanı. Ve insanlar diyor ki peki ne yapacağız? Yolda mıyım? Doğru yolda mıyım? Ben neyim? Hangi boyuttayım? Size nasıl geliyor geri dönüşler? Nasıl geldi o videolardan sonra? Şöyle makul bir süre geçti üstüne ve hani çok ciddi anlamda geri dönüş oldu. Geri dönüşlerin ortak bir noktası var. Yani tahmin edilebilir bir nokta ama onu ben sahada tecrübe etmiş, deneyimlemiş oldum. Nedir? Uyanan çok ruh var, uyanmaya başlayan. Hani içsel olarak harekete geçen çok ruh var. Arayışa geçiyor ama sıkıntı şu. Yücel Hocam diyor, ben hangi boyuttanım? Ben Ademoğlu muyum? Ben karanlık mıyım? Ben ışık mıyım? Ben ne yapacağım? Görevimi yapacağım ama nereden başlayacağım? Ne olacak, ne bitecek? Hiçbir fikri yok. Çok iyi niyetli. Uyanması gerektiğini biliyor, kısmi olarak uyanmış. Buranın Matrix alanı olduğunu artık fark etmiş. Hani takke düştü, kel göründü. Bu birinci aşama bir kere. Burada evet, içi rahatlasın bunu farkındaysa insanlar evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu zaten içsel bir devinim olduğu için yani bulaşığını da yıkarken klasik anlamda eski düzenine devam etse de içsel o devinim artık harekete geçiyor. Çünkü üstten hani akış geliyor.
Tamam, DNA hareketleniyor, üstten akış geliyor. Zaten zamanı gelmiş bir şey. Nedir hani çocuk 9 ay sonra hey ben artık çıkmak istiyorum der ya. Hı-hı. Onu tutamazsın artık orada. Hı-hı. Onun gibi düşünün yani. İnsanlar uyanması gereken bir zamanda uyanmaya başlar. Uyanır demiyorum ama uyanmaya başlar. Hareket başlar. Harekete başladı. İyi niyetliyim, tamam mı? Anlamak istiyorum. Anladığımın gereğini yapmak istiyorum. Ama ne yapacağım? Sağına soluna bakıyor. Bir karmaşa var. Hani bir şeyin hakkını vermek, yoldan dönmemek için tam bilmen gerekiyor değil mi? Yani bir şeyi yoldan dönmemek için tam bilmen gerekiyor. Tam bilmeyi bırak yani ben neredenim onu bile bilmiyorum. Yani evim neresi, nereden geldim? Yani hiçbir soruya sağlıklı cevap veremiyor. Hissiyatları var, vizyonlar, rüyalar var. Eyvallah ama herhangi bir rüyayla yol alamazsın değil mi? Yani emin olarak yol alamazsın. Hani bugünün hakkını verirsin ama yolculuğun tamamının hakkını veremezsin. Bu program güzel denk geldi. Güzel denk geldi çünkü ben hani gene bana akışta bir bilgi ve çözüm önerisi geldi. Bu çözüm önerisi benim kalbime yattı ve hani bu programla bence insanlara umut olacağız. Of. Yani konu ne olursa olsun kişi için, hangi kategori varlık olursa olsun artık harekete geçebileceğinin müjdesini verelim. Ay. Artık harekete geçebileceğinin müjdesini verelim. Bu iyi bir haber ama bir de sorumluluğun altına girmiş oluyor. Artık oturmak yok. Artık oturmak yok. Sorumluluğunu da yerine getireceksin. Tabii. Yani şimdi bir tarz insan da vardır, davranış modeli. Ne yapayım ben hatırlamıyorum ki. Oturmaya devam ediyorum. Çayımı içmeye devam ediyorum. Hmm. Hatırladığımda ben her şeyi yapacağım. Kusura bakma. O zaman bu videoyu ona göre izlesinler. Şu anda bir seçim hakkı var. Bir seçim hakkı var. Şu anda videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şu an videoyu kapatabilirsiniz. Buraya kadar dinlediyseniz üzücü. Çok güzel. Herkesin. Ben bu sorumluluğu yerine getirmeyeceğim. Yok ya yattığım yerde iyiyim. Karpuzlar da büyüyor yattığı yerde. Ben de büyüyeceğim diyenler şu an videoyu kapasın. Değil mi hocam? Bence güzel. Ya özgür iradesiyle tercihini yapabilir. Aynen öyle. Ya da yok ya tamam ben talibim. Yüce Hoca'ya akıştan gelen o bilgiyi almaya diyorsanız buyurun izleyelim hep beraber. Ben de bilmiyorum. Az önce bana kulisteniz ki İlkay'ım az sonra ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrin yok değil mi? Aslında tarihi bir şey olacak. Ya ben şöyle heyecanlıyım. Yani Ayşe teyze de, Mehmet amca da faydalanacak. Tamam, genç kardeşim de artık harekete geçebilir. Geçsin ya. Artık harekete geçebilir. Hatırlamayı beklemek zorunda kalmayacak. Nefis. Peki bir şey soracağım. Sonunda da bir 15 dakika çalışma yapacağım dediniz. Evet. O çalışma ne? Ne çalışması? Şimdi yapacağız? Şöyle, ister dünyevi düzlemde kişiler kalmak istesin. İsterse de hani yolculuğa talip olsun. Her halükarda bu fiziksel dünya hayatını idame ettirebilmek için formda kalmak zorundasın. Fit kalmak zorundasın. Algıların açık olmak zorunda, fiziksel yeterliliğin yerinde olmak zorunda. İç sesinin parazit yapmaması lazım. Yani çok boyutlu bir şey ama yani genel olarak fit kalmak zorundasın. Ama bu spiritüel bir savaştan ve son aşamadan bahsediyoruz ya, kıyam dönemi diyoruz ya, Merhame-i Kübra'ya doğru gidiyoruz diyoruz ya. Bu yolculuk öyle kolay bir yolculuk değil. Bu yolculuktan kaçamazsın aslında. Hani uyuyarak da yolculuğa dahil olabilirsin ama yolculuğun içindesin. Velhasıl fit kalabilmeleri için herkesin onayını da aldığımız, hani üstünde de çalıştığımız bir 15 dakikalık seans yapacağız. Ne seansı yapacağız? Herkesin, izleyen herkesin üzerindeki psişik varlıkları, negatif enerjileri, nazarları temizlemeye, çakralarını dengelemeye, enerji alanını bir harmonik dengeye getirmeye, yani hem negatiflerden temizleyip hem de fiziksel olarak dengeli fit hale getirmeye yönelik bir seans yapacağız ve bunu kodlayacağız. Nasıl kodlayacağız? Morfogenetik alana, kuantum boyuta kodlayacağız ve bu enerjinin, yani bu çalışmanın bir canı olacak. Tamam mı? Programı olacak. Yazılımı nedir? Bunu izleyen herkes gönül rızasıyla izin verdiğinde çalışmaya dahil olduğunda o çalışma o kişinin üstündeki negatifleri, psişik varlıkları temizleyecek, çakralarını dengeleyecek, fit hale getirecek. Tamamen yapar mı? Emin olamam. Ama büyük ölçüde yapacağına kalben inanıyorum. Ben öyle kodlayacağım. Hı hı. O çalışmayı da yaparken burada geçmiş, şimdi, gelecek diye bir şey yok. Siz zihinsel direnç yaratmadığınızda bütün zamanlar anda olur. Tamam mı? Hı hı. Ben kendimi lineer düzlemdeki geleceğe projekte edeceğim. Sanki beni 2000, 3000 kişi izliyormuş. Ben onlara seans yapıyormuş gibi yapacağım. Ama sonrasında kim ne zaman izlerse izlesin, tekrar tekrar izlesin,
o seans o işe yarayacak. Bu büyük bir hizmet eğer işe yararsa. Büyük çünkü fit olmam lazım benim. Ya büyük bir hizmet bir de büyük bir sorumluluk. Hatta Yüce Hoca bunu bana açıkladı arkadaşlar kuliste. Ben bakın samimiyetle paylaşıyorum biliyor musunuz? Böyle bir çalışma yapmak istiyorum. İnsanlara katkısı olsun istiyorum dediniz. Ben ki hocam ya seans çalışma falan nasıl olur acaba? Ama katkısının olacak olması o kadar muazzam. Biz her hareketimizde risk alıyoruz zaten. Ama riskli değil ki. Helal olsun. Umumuzda değil. Yemin ederim ya. Kim ne derse desin. Allah içimizi görüyor, niyetimizi görüyor. Ortaya da bir şeyler koyabilecek bir kapasitemiz olduğunu biliyoruz. Yapıyoruz. Şükürler olsun. Sonuç nereye varır? Umumda değil. Ben sonuçlarla ilgilenmiyorum ki İlkay Hanım. Ben anda payıma düşeni yapıyorum. Siz de izin veriyorsunuz. İzin vermeniz sizin de payınıza düşeni yaptığınızı gösterir. Olay bu. Şükürler olsun. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Evet. O zaman bu akıştan geldi dediniz ya Yüce evet. Hocam. Orayı paylaşmak ister misiniz? Şöyle tefekkür aslında. Tefekkür Kur'an'da farz kılınan bir şey. Düşünmek. Derin derin düşünmek yani. Derin derin düşünmek. Tefekkürü özellikle hani işte gece namazı da vardır. Ama gece düşünmeyi de farz kılar. Hazreti Muhammed geceleri çok uyumamış mesela. Çünkü gecenin sessizliğinde hem de kanalların daha açık olduğu zaman diliminde tefekkür eder. Tefekkür akletmek de içindedir. Analiz yani akıllı analiz etmek de içindedir. Akış talep etmek, ilham talep etmek de içindedir. Velhasıl benim bir formülüm var. Nedir? Bir konu var önümde. Tamam konuyla ilgileniyorum ama çözümleyememişim. Onun az bilgisi var. Tamam. Tamam. Sonra tecrübeye talip olurum o konuyla ilgili. Sonra o konuyla ilgili tam çözümleyemedim bir tecrübe yaşarım ve derim ki Allah'ım şimdi bana tamamlayıcı bilgisini ver derim. Tamam az bilgi vardı tecrübeye ettim şimdi tamamlayıcı bilgisi attı bana veya işte buldum yani neyse. Sonra tırnak içinde Rabbimiz der ki hadi yücel şimdi tefekkür zamanı. Onu ben içimde hissederim. Şimdi tam bilgisi gelmiş, tecrübesini de ettiğim bir şeyi tefekkür etmeye başlarım. Ben ne yaşadım, niye yaşadım, hangi amaca hizmet ediyor, bana bakan yüzü ne, buradan çıkarımım ne, görmem gereken ne, gördüysem gördüğümünle ilgili yapmam gereken ne, tefekkür bu. Velhasıl, şimdi çok önemli bir ayet var. Ben bugün Kur'an'a bayağı atıf yapacağım. Ben Gazi Özdemir Hoca gibi fenomen bir Kur'an bilir kişisi iddiasında değilim. Ama ben şunu biliyorum. Kur'an bana bugün size de ona da ona da ona da. Kur'an Allah'ın herhangi bir kişiyi seçin. O kişiye özel bugün yolladığı özel bir mektup. Yani Allah Kur'an'ı bugün bana yollamış. Bana özel yollamış. Size de aynı şekilde. Herkese aynı şekilde. Ben muhatapsam Kur'an'la bana özel gönderilmiş olması gerekir. Ben de cüret ediyorum. Neye cüret ediyorum? Kendime özel gönderilmiş kitaptan kendi çıkarımlarımı paylaşıyorum, ortaya koyuyorum. O yüzden bugün Kur'an'a atıf yapacağım. Çünkü beni yolda tutan kavramlar var, tamam mı? Yolda tutan ve yolda hani her türlü engelin üstesinden gelme ve idrakımı arttırıcı, yol almamı sağlayacak kavramlar var. Bir sürü kavram var ama kritik kavramlar var. Benim çok işime yarayan onları paylaşacağım. Onları paylaşacağım. Ama önün öncesinde esas konumuza gelirsek olay şu. Bir tane ayet. Ne? Sizin de gayet iyi bildiğiniz bir ayet. Ve biz İsra suresi 13-14. Ve biz her bir insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Nitekim kıyamet günü onun önüne dünyada yapıp ettiği her şeyi kayıtlı bulacağı bir sicil koyacak. Ve diyeceğiz ki oku sicilini bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin. Bakın herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bitti. Bak şimdi tefekkür zamanı İlkay Hanım. Tefekkür ediyorum ve şu sonuca varıyorum. Diyorum ki ne olursa olsun dış dünyada ne olursa olsun benim kaderim yani işin sonucu benim emeğime bağlı. Bunun olması için, bunun söylenmesi için şartların elverişli olması gerekiyor. Yani başka bir ayette aslında burada onu da yazmıştım zulüm konusunda. Allah size asla zulmetmez. Siz kendi özbenliklerinize zulmediyorsunuz diyor ayette. Bu şu demek oluyor. Allah diyor senin akıbetini senin kendi bireysel performansına bağladıysa ve zulmetmiyorsa sen kendi akıbetini belirleyebilirsin. Garanti.
Garanti. Yani Allah bunu garanti ediyor. Ama biz ne dedik? Biz ne dedik? Öncesinde ne dedik? Öncesinde şunu dedik. Arkadaş dedik. Şimdi burası unutarak geldiğin bir matrix alanı ve kıyam dönemi buradan çıkacağız, çıkmamız gerekiyor dedik ya, ama onun öncesinde işte senin nereden geldiğini, hangi amaç için geldiğini, Adem oğlu musun yoksa karanlık bir taraftan mı geldin, yoksa özel indigo kristal görevli bir ruh olarak mı geldin, önce bunu bilmen gerekiyor, görev akdini tespit edip açman gerekiyor, sonra gereğini yapman gerekiyor dedik ya, buna atıf yaptık. Evet. Yani çünkü bir amaç için geldim, amacımı bilmeden ne yapacağım sonuçta? Ama ne dedik? Feedbackleri aldık, geri dönüşleri aldık. İnsanlar tamam çok iyi niyetliyim ama ne yapacağım? Ben hangi kategoriyim bilmiyorum. Ben insan mıyım, ben neyim değil mi? Herkes insan mıyım, Adem hangi boyuttayım, mıyım? Neyim hani diye daha soruyor. Ne olduğumu bilmiyorum bir. İkincisi ne olduğumu bilsem de ne amaç için burada koşturduğumu bilmiyorum. Emin olma noktasına gelmem için o dağlar var. Yani söyleyecek adam da yok. Biri söyledi diye bir şey yapılmaz. Hani Everest'te biri dedi diye çıkamazsın yani. Tabii. Biri dedi diye bir bardak su getirsin ama Everest'te çıkamazsın. Taşıma suyla değirmen dönmez evet, işte. Aynen o şekilde. Ama ayet ne diyor? Herkesin kaderini kendi emeğine bağladık diyor. Garanti ediyor ve zulmetmem diyor. Bu şu demek oluyor. Alternatif bir yol olmak zorunda. Alternatif bir yol olmak zorunda. Yani ben nereden geldiğimi tespit etmemişsem, tamam mı? Ne olduğumu tespit etmemişsem, görev akdim varsa ve bunu hatırlayamıyorsam ve açmamışsam, gene de başka bir yol olmak zorunda. Çünkü tırnak içinde teşbihte hata olmaz. Allah bana ahirette sorduğunda niye gereğini yapmadın? Şunu cevap olarak bu durumda bilmiyordum kabul etmiyor. Ki. Bilmiyordum, hatırlamadım, o yüzden yapmadım. Bunu teknik olarak kabul etmemesi gerekir çünkü bu ayet burada. O zaman alternatif bir yol olmak zorunda. Hı hı. İşte o yolu bugün söyleyeceğiz. Of. Bu arada hemen aklımdayken şunu söyleyeyim. Alternatif yola girdik. Yücel Hoca'yı çok ulaşmak istiyorsunuz biliyorum. Herkes soru sormak istiyor. Biz de arkadaşlarım da yetişemiyor. Sizin yardımcılarınız da yetişemiyor. Lakin eğitimleriniz var. Sizi öyle bulabilirler. Bir de 3-4-5 Mayıs'ta arkadaşlar Uyanış Fest'imiz var. Birbirinden kıymetli hocalarımız orada yüzlerce kişiyle bir araya gelecek. Orada yüz yüze olmanın enerjisi falan da bambaşka değil mi? Geçen sene de birlikteydik Yücel Hocam. Tabii ki. Yücel Hocamı görmek istiyorsanız uyanışfest.com'a girin. Bütün detayları orada. 3-4-5 Mayıs Yüce Hocam'la hem açılışı yapacağız. Evet. Birlikte açacağız. Değil mi? Öyle hatırlıyorum. Açacağız, kapatacağız. Kapanışta yine birlikte olacağız. Ortada da oradayız. Orada canlı üç gün bir oradayız. Anlatmak zamanı da çekeceğiz. 3 gün boyunca Yücel Balkancı orada arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyım. Geçen sene de bu arada Uyanış Fest'te yeni tanışmıştık sizinle o zaman. Bir yayın yapmıştık. Evet. Açılışta bütün festivale gelenlere bir enerji çalışması yaptınız. Evet. Ki ben hani bu işlere biraz palazlı biri olduğumu düşünüyorum. Kapanışta bir çalışma yaptınız. Ben neye uğradığımı şaşırdım. İnanılmazdı gerçekten. Bir koruma attınız oraya gelenlere. Arınma ve koruma yaptık. Arınma ve koruma yaptınız. Arkadaşlar, Yücel Balkancı Hoca'yı birbirinden kıymetli hocalarımızı görmek istiyorsanız ben de 3 gün boyunca oradayım. Yücel Hocam da 3 gün boyunca orada. Buyurun Uyanış Fest'e gelin. Bizimle olun. 3-4-5 Mayıs'ta bütün detaylar uyanışfest.com'da ve buyurun alternatif yol hocam. Alternatif yol hak ediş yolu. Hak ediş. Kavram hak ediş. Yani tırnak içinde sen kurtulmamış bir pozisyondasın ve kurtulman gerekiyor. Zorunlu olarak hani uçuruma doğru gidiyorsun diyelim. Hani metafor yaratalım. Bu hareket öyle. Aşağı düşeceğim veya uçmaya başlayacaksın. Hani bu senaryodan kaçamıyorsun, çıkamıyorsun. Şu an bu alandayız değil mi? Ve bu çok kıymetli bir yol değil mi ya? Çok kıymetli, çok değerli. Hatırlamaktan bile belki daha kıymetli. Şu an anlatacağınız şey bana göre. ben çok heyecanlıyım. Ben formülü buldum, oh rahatladım yani. Of. İnsanlara anlatacak artık hani formül verebiliyorum. Yani bütün kalbimle inandığım, ikna olduğum bir şeyi söylüyorum. Hak ediş. Hak şimdi, ediş. Nasıl olacak? Hak ediş nedir? Bir şeyi hak etmek. Hak etmek nedir? Hak ettiğinle yeşil tarafa geçmek. Hak etmiyorsan kırmızı tarafta kalmak. Tamam. Ama kişiler ne diyor? Ben neyim, Adem oğlu muyum, o muyum, buyum, ne yapacağım bilmiyorum falan. Hak ediş toplayamıyorsun ki orada. Çok iyi niyetlisin. Ama pasif iyi modundasın. Allah proaktif adam istiyor. Sandalyeden kalkmış, iş yapan adam istiyor. Tamam, kalkıyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum değil mi? Hmm. Ne yapacağını bilmiyorsan gene sıkıntı. Gene hak ediş toplayamıyorsun.
Ama bir yöntemi var. Yöntemi şu. Şimdi öncesinde bu ayetten anladığımız şudur ki her insanın akıbeti tamamen kişinin kontrolünde. Bunu geçtik. Tamam. Şimdi hak edişin özünde şu vardır. Bir şeyleri yapmak zorunda olmadığını düşündüğün halde belli bir niyet kapsamında yapmayı tercih etmek, bunu yaparken de bedel ödeme ihtimalini umursamamak ve herhangi bir fedakarlık yapacaksan onu da yapmak. Hı-hı. Hak ediş böyle kazanılır. Yani diyelim ben İlkay'a yardım ettikten sonra hak ediş kazanacağım. Tamam mı? İlkay'a yardım etmek zorunda değilim. Umurumda değil mesela. Tamam. Metafor üstünde. Ama yardım ederken bedel ödeyeceğim. İşte insanlık diyecek ki sen İlkay'a nasıl yardım edersin? Kızacak bana. Ama ben bunu bildiğim halde umursamayacağım. Ona yardım ederken belki para harcayacağım, enerji harcayacağım, onu yapacağım, bunu yapmak. Fedakarlık yapıyorum, bedel ödemeyi göze alıyorum. Hı hı. Hak ediş böyle kazanılır. Ama bir de doğru yana yönelmen lazım. Yani hak edişi hangi yolda? Sırat-i mustakim diyoruz değil mi? Dost doğru yol diyoruz. Dost doğru yola yönelmek için ne yapmak gerek? Hidayet. Bakın kavramlar çok kritik bu kavramlar. Hidayet nedir? Doğru yola yöneliş, yöneldi mi? Ama Kur'an'da bir ayette diyor ki, hani burada bulabilirsem, çok önemli. Evet, İbrahim suresi 4. ayet diyor ki, hidayet için çalışan kimseyi de doğru yola iletir diyor. Yani Allah hidayete yönelenlere hidayet ederim diyor. Ya sen bir doğruyu yapmaya niyetlen. Hidayete yönelenlere. Yani sandalyeden kalktığını göreceğim kardeşim. Sandalyeden kalktığını göreceğim diyor. Allah'ın bana hidayet et deriz ya. Tabii. Oturmaya devam ediyorum. Kusura bakma. Kusura bakma. Oradan kalkacaksın. Hidayete yönelenlere hidayet ederim diyor. Sonra ne oluyor? Sen sırat-i mustakime yöneliyorsun. Sırat-i mustakim ne? Dost doğru yol. Yol nedir? Yolun bir uzunluğu var değil mi? Hı hı. Kıyam döneminde bitiş noktasına kadar aldığın yol. İnce bir yol ha. İnce bir yol. Yolda kalmak kolay değil. Kolay değil. Buraya da sapabilirsin, buraya da sapabilirsin. Yani bu kapitalist düzende o kadar dikkat dağıtıcı konu var ki hani psikolojik varlıkları geç. O hiç olmasın. Zaten buranın yapısı dikkat dağıtıcı. Egoyu besleyici, bireyselleştirici. Hı hı. O yolda kalmak kolay değil. Velhasıl formülümüze geliyoruz. Formülümüz şu. Ben inandığım, ikna olduğum şeyi söylüyorum yani. İkna olduğum şey şu. Ben şimdi kim olduğumu bilmiyorum. Tamam. Tamam. Kim olduğumu bilmiyorum. Ama metaforu üstünden gideceğiz. Kim olduğumu bilmiyorum. Ben diyorum ki bir anlaşma yapmaya karar veriyorum. Anlaşma şu. Hey sevgili Allah. Metafor yaratıyor. Hı hı. Ben Adem oğlu olup olmadığımı bilmiyorum. Ben karanlık bir enkarne miyim? Karanlık bir anlaşmayla mı geldim? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. İçimi görüyorsun Allah. Ben indigo muyum, kristal miyim, görevli ruh muyum bilmiyorum. Bir şeyler hissediyorum ama bilmiyorum. Bilmiyorum, evet. Ama bilmememin önemi yok Allah. Bu konuları, bu bilgileri bu kenarda tutuyorum. Rabbim ne dersin? Bak metafor yaratıyoruz. Teşbihat olmaz. Yeni bir anlaşma yapsak. Gel seninle yeni bir anlaşma yapalım. Akit. Akit de bir kavram. Akit imzalayalım. Ben kim olduğumu, geçmişimi, burada ilk geliş amacımı bilmemekle beraber şunu biliyorum. Ben senden geldim. Ben kaynaktan geldim. Senden geldim. Hikaye oradan başladı. Ve dakika itibariyle bu bilinçle fedakarlık yapmayı da bedel ödemeyi de göze alarak seninle yeni bir anlaşma yapmak istiyorum. Bundan sonra anlaşmamın detayı şu. Bundan sonra ben ışık tarafa hizmet edeceğim. Allah'ın rızasını kazanacağını bildiğim ışık tarafa hizmet edeceğim. Proaktif olacağım. Seninle böyle bir anlaşma yapmak istiyorum. Bunu yaparken diyelim ki karanlık enkarneyim. Karanlık bir anlaşmayla geldim. Ve karanlık bir anlaşmayla geldiysem karanlık taraf belki bana çok ağır bedeller ödetecek. Bu olasılık masada. Umurumda değil Allah. Bu bedel de oradaysa umurumda değil.
Ödeyeceksem de ödeyeceğim. Onu da göze alıyorum. Bilerek bu anlaşmaya imza atıyorum. Ben bundan sonra ama şu detayla. Bundan sonra benim dünyevi düzlemde kazanımlarımla geldiğim noktada gerçekten yapabileceklerimle ışık tarafına hizmet etmeye imza atıyorum. Şunu demeye çalışıyorum. İlk ay böyle bir anlaşma yaptığında diyelim ilk ay matematik hocası. Hı hı. Tamam mı? Herkesin her an yapabileceği bir şey var. Tamam mı? Ben spiritüel değilim, cebimde para yok vesaire. Spiritüel olmayan bir şey olamaz. Zaten olabilir mi? Öyle bir şey çok de yok da. Çok komik geliyor bana hani, o kavram. İnsanların zihninde böyle bir ayrım var. O ayrım üstünden gidiyorum anlaşılsın diye. Aha. Spiritüel bir yanım yok, metafizikle İnanmam ilgilenmiyorum. İnanmam bu işlere falan. Ben Ayşe teyzeyim. Tamam. Ayşe teyze matematik öğretmeni. Ayşe teyze ama biraz uyanmış durumda. Tamam. Ve Adem oğlu mu, görevli ruh mu falan olduğunu bilmiyor ama bir yere gidildiğinin farkında. Hı hı. Ve finalde ortada kalmak olmadığını biliyor. Ya burada olacaksın ya burada. Ortada kalmak yok. Bunu biliyor. Ve diyor ki önüme şimdi bir fırsat geldi. İyi niyetliyim, proaktif olmayı da göze almışım. Ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? Ben matematik öğretmeniyim mesela. Ben bundan sonra... Tamam işime gücüme okuluma gidiyorum maaşımı alıyorum ama işte komşunun çocuğu var matematiğe ihtiyacı var. Ücretsiz ona matematik öğreteceğim. Hı hı. Veya işte bir ilan vereceğim. İşte haftada 6 saat ücretsiz matematik öğreteceğim. Neyse yani. Bak yapabileceği bir şey. Yapabileceği bir şey. Öbürü zengindir parası vardır. Aç doyurur ama artık yeni anlaşma kapsamında. Öbürü spiritüel biridir, tamam mı? Başkalarına rehberlik yapmaya niyet eder. Yani diyorum ki yeni akit imzalayabilirsin ama anlaşmada detayını sen yaz. Yani görevin, ah keşke şu görevle gelseydim dersin ya, şu görevle gelseydim. Al kardeşim yaz görevi. Bu görevle gelseydim gerçekten bunun hakkını verebilirdim görevini sen yaz, ona sen imza at. Ve bundan sonra bedel mi ödeyeceksin? Fedakarlık mı yapacaksın? Sana mı bedel ödetecekler? Seni yalnızlaştıracaklar mı? Tın tın da tın tın. Ben Rabbimi biliyorum. Rabbimle anlaşmayı yapmışım. Konu benim için kapandı. Ölümlü bir dünyada kazanacağın ne var ki? Değil mi? Hı hı. Bak idrake bak. Sen şimdi bir metafor düşün. 10 tane 20 tane dairen olmuş, paraların olmuş, şu olmuş, bu olmuş, mevki sahibi olmuşsun. Falan olmuş, filan olmuş. Hatta 20 tane de çocuğun olmuş, tamam mı? Sen öldüğünde, tamam mı? Toprağa girdiğinde her şey sıfırla çarpılıyor. Çocukların yaşamaya devam ediyor, doğru. Ama sen öldüğün için onları da sıfırla çarpmış oluyorsun. Filmin sonunda sıfırla çarpacaksan bir şeyleri aslında şu anda da çarpabilirsin. Şu anda da çarpabilirsin. Çünkü o çarpım işlemi şu anda aktif. Sadece görmek istemiyorsun. Her bir şeylerin peşinden koşturuyoruz değil mi? Eğer sıfırla çarptığında sonucu sıfır olan bir şeyin peşindeysen bak tefekkür ediyoruz. Aha. Uyanık ol. Kendine gel. Biz gerçek olmayan bir alanda gerçek bilincimiz ve gerçek ruhumuzla gerçek bir tecrübenin, gerçek bir şeyin peşindeyiz. Bak ruhumuz gerçek. Bilincimiz gerçek, üst benliğimiz gerçek. Bu gerçek olanlarla simülasyon alanı dediğimiz metaverse gibi gerçek olmayan bir alandayız. Ama peşinde olduğumuz şey gerçek. Ama tam tersi sanıyoruz. Bunların hiçbir gerçek değil. Hepsi ruhsal birer bulut. Evet. Dünya ise gerçek. Bu düzlem gerçek sanıyoruz. Ve öleceğimizi de biliyoruz. Evet. Evet. Nasıl bir kandırmaca? Bu arada burnum yani şimdi kendinden niye bahsediyorsun diye insanlar kim izleyicilerimiz kızıyor. Lakin bu bir yolculuk. Rahat yoldayız. Olun aramızda konuşuyoruz. Yukarı. Aynen. Yani siz konuşurken burnum sızladı, gözlerim doldu. Yönetmen bile oradan ağlamaklısın kendine gel demiş falan. Aslında bambaşka şeyler konuşuyoruz ama bilmiyorum ya. Ben neler yaşadığımı bilmiyorum. Benim gibi mutlaka izleyenler vardır. Belki bilmeden bu yollardan geçtik. Onaylıyor ruhumuz. Yani izleyicilere hani ne hallerdelerdir acaba diye düşünüyorum. Programı şu an içindeki ilk ay olarak bir şeyi hatırlıyor olabiliriz. Değil mi? Böyle bünye sinyal vermesi böyle bir şey mi acaba hocam? Aynen. Onaylıyor olabilir ruhumuz.
Aynen, karşılık ya, buluyor, rezonansa geçiyorsun. Evet, bu sözleşmeyi yapacağım ve sonrasının duygusu şimdiden tezahür ediyor olabilir. Herhalde öyle bir şey. İşte bu anlaşmayı yaptığın zaman ne oluyor biliyor musun? Hep sıfırlardan bahsettik ya. Artık bundan sonra yaptığın şeyler 0 0 0 0 gözüküyordu ya. Artık önüne 1 koyuyorsun. 1 koyduğun zaman ne oluyor biliyor musun? Hak edişine bak. 100, 1000, milyon, milyar sıfırların değeri var artık. Başına 1 koydun. Artık hak edişin dolmaya başladı. Çünkü bilinçli olarak bir tercih yaptın. Bilinçli olarak sonunu düşünmeden, umursamadan, sürecin nasıl işleyeceğini umursamadan ben varım dedin. Hı hı. Ben varım dedin. Hak ettin. Hak ettin. Neyi? Potansiyeli hak ettin. Şimdi de uygulamada görelim. Şimdi de uygulamada görelim. Süreçte işte yolda da kalabilirsen, sonuna kadar bu duruşu sergileyebilirsen, sen yani hak ediyorsun da bak, herkesin kaderini kendi emeğine bağladık diyor. Emeğimi bilinçli olarak veriyorum. Hakkımı da istiyorum. Hakkını isteyeceksin tabii. Allah hakkını verecek. Sana zulmetmez. Kesin. Zulmetmez. Al sana çıkış kapısı işte. Uyanmak zorunda değilsin. Kısmi uyanman yeterli. Yani buranın genel olarak mahiyetini ve gittiğin, yani dünyanın gidişatını algıladıktan sonra ve benim Rabbim var dedikten sonra diğer detayların çok önemi yok. Al yeni anlaşma. Sen doldur. Ver. Sen doldur. Ver hocam. İmzalıyorum. Şu an benimle imzalayanlar evet, adına. Evet. Olay bu. İmzaladım be. Evet. Bir şey diyeceğim bu arada. Ya bunu birkaç kez anlattığım için, daha önce şu an anlattığım bir şey değil, anlatacağım hemen bir cümle. Hı. Ben medya sektöründe 20 yıl çalışmış, programlar yapmış. Lakin hiçbirini YouTube'da yaptığım gibi tutturamamış biriyim. Yani keramet bende olsa oralarda da tutardı işlerim diye düşünüyorum. Her zaman çok çalışkandım, her zaman ışığım vardı falan filan. Evet. Yeteneklerim aynı şekilde kolumdaydı. Lakin o medyanın kapıları bana kapandıyca hocam. Ben kendimi aylarca bir seccadede ağlarken hatırlıyorum. Ve sadece şunun için, beni hiçbir kuluna muhtaç etmesen ne istiyorsan onu yapayım. İstersen toprak olayım, onun için de o da var. Yapacaksam razı olduğun işler, yayınlar yapayım. Ve sonra zaten ben para kazanamıyorum, bu işleri beceremiyorum. Zaten hayatım perişan. Bari YouTube'da yapayım da o zaman yok arkadaşlar, 2-3 sene önce ben başladım. Ne benzerim bir program var, ne bu işlerden para kazanan var. Böyle bir bilgi de yok. Evet. Zaten medya sektöründe çalışıp para kazanamamış bir İK'ın buralarda varlık göstermesiyle ilgili bir fikir varsa bile inanmak zor. Neticede sanırım o duaları duydu. İnşallah razı olur ya, bilmiyorum. Ya da memnun olduğu işler yapıyoruzdur. Belki bir iş yaparken bu kadar etkileniyor olmamın sebebi biraz titriyor olmamdan da kaynaklanıyor. Çünkü bilmeden belki bir sözleşme yaptım ama ona layık olmak da önemli. Evet. O son ana kadar devam edecek bir yolculuk. İşte sonraki aşamada o yolda kalabilmenin tüyolarını vereceğiz. Lütfen. Ama öncesinde şunu söyleyelim. Anlaşmanın içeriği ne olursa olsun kolektife hizmet etmek zorundasın. Hı hı. Ön şart. Bireysel değil. Ben şimdi hani Hazreti Muhammed Hira Dağı'na çıkmış, peygamberlik geldikten sonra tırnak içinde senin burada ne işin var? Senin işin insanların arasında denmiş, hı hı, değil mi? Hani mantık olarak bir daha insanların arasından ayrılamamış. Tabii kendi kendine peygamberlik yaşamasına müsaade etmiyorlar. Yani hepimiz kendimize göre bu çorbaya tuz atacaksak, bu bütün, yani evren bir bütün diyorsak, o bütüne katkı sağlaman gerekiyor bilinçli olarak. Yani anlaşmanın şartı bu. Hı hı. Bireysel bir yolculuk yapsan da bireysel yolculuğun başkalarına katkı sağlayarak hak edişi kazandığını bilmek çok önemli. Matematik öğretmeninde ne dedik? Başkasına matematik anlatıyor. Başkasına para veriyor. Neyse işte. Başkasına rehberlik ediyor. Yani bütüne katkı sağlayacak bir anlaşma yaptım. Tamam, şimdi, yaptın. Sonra? Sonra. Şimdi sırat-ı mustakime girdim ve hak edişi kazanmaya başladım ya. Ama dikkat dağıtan, beni alaşağı etmeye çalışan bir sistem var. Yolda kalmam lazım. Hatta sınavlar büyüyebilir hocam. Bak, bu kesin anlaşmadan sonra bedel ödeyeceğim, evet, dedi. Evet. Bir, evet, şey umur değil dedi. Bakalım. Evet, evet. Aynen. Layık mı? Şu mu, bu mu? Bir kere o aşamada başına gelen ters şeylerin bir kısmı bir dakika, bu ışık tarafa hizmet etti, buna saldıralım diyecek karanlık taraf da vardır. Bir. Of. İkincisi bence Allah tarafından da işte anlaşma yaptın ama duruşunu bir görelim.
diye zorluk çıkarabilecek bir Rab da olabilir. Doğru. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani attın tuttun ama çayını içerken attın tuttun. Sağda görelim yani. Sağda görelim diyebilir. Yolda kalmak için ön şart var. Çok kritik bir ön şart. Mutmain olmak. Şimdi nefis mertebeleri var değil mi? Nefis mertebeleri sufilerin söylediği veya tasavvufta geçen işte 7 tane nefis mertebesi vardı. Nefsi emmare. Arzulara yönlendiren nefis, iç nefis. Levvame nedir? Pişman olan nefis. Mülhime ilham alan. Tamam mı? İlham nedir? Allah'tan bir akış geliyor. Yani hani sen kendi içsel olarak bir şeyler hissedersin ya, bir dua edersin. Yarın olmuş yani. Hiç sürpriz gelişmeler. Yani evet dersin. Yani benim Rabbim var dersin. Mülhime de akış var. Kesik kesik aslında hep sabit bir akış var ama sen kesik kesik algılıyorsun. Rabbinin orada olduğunu tecrübe ediyorsun, deneyimliyorsun. Tamam. Ama ön şart bununla yetmiyor. Ön şart minimumda mutmain olman gerekiyor. Bir sonraki level. Kalbin tamamen yatışması, ikna olması. Artık Rabbin her zaman var ve sen hep bu duyarlılıktasın. Hep bu duyarlılıktasın. Mutmain ne diyor? Doygunluk, sessizlik ve huzura ulaşan demektir. Artık kararsızlık bitmiş. Kişi her daim Rabbi ile bir yolculukta olduğunu içselleştirmiştir. Mutmain olmak zorundasın. Kalbin tatmin olması gibi gelir bana. İşte tatmin oluyor ama artık eminlik. Tabii teslimiyet. Emin, emin. Mucize olduğunda da olmadığında, kötü bir şey fark olduğunda etmez. Da bir saniye Allah'ım var. Her o şey konuyu yolunda. Kapattın. O konuyu kapattın. Mutmain olmak zorundasın kişisel görüşüm. Niye biliyor musunuz? Çünkü yolda o kadar dikkat dağıtan tecrübeler yaşıyorsun ki mutmain değilsen o mülhimede hani akışlar ara ara geldi ya unutuyorsun. Gidiyor yani dikkatin gidiyor. Veya olumlu bir şeyler seni cezbediyor. Konfor alanı seni cezbediyor. Tabii. Mutmain de artık o bakış açısından çıkmıyorsun. Mutmainlik şart. Yani kalp tamamen yatışmış, ikna olmuş, konu kapanmış. Neye ikna olmuş? Allah var, gam yok. Allah var. Bu yolculuk Allah adına yapılıyor ve Allah'la yapılıyor. Konumuz bu. Başka bir konu yok. Diğer bütün konular bu çerçevede şekilleniyor. Bak Bismillahirrahmanirrahim benim açılıma göre hani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz ama yani benim kendi açılımım Bismillahirrahmanirrahim bir işe başlarken diyorsun ya. Hı hı. Allah'la beraber o işe başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim dediğimde ve Allah adına başlıyorum. Hı hı. Yani yaptığım her işi Allah'la beraber yapıyorum ve Allah adına yapıyorum. Allah'la beraber ve Allah adına. Konu bu. Bunu yapabilmek için mutmain olmak zorundasın. Mutmain olmazsan sistem seni bir şekilde alaşağı eder. O sırat-ı mustakim orada bekler. Sen dalmış gitmişsindir. Farkında bile değilsindir. Farkında bile değilsindir. Çok önemli. Ve sonrasında takva. Bak hep kavramlara atıf yapıyorum. Hangi kavramlara? Benim işime yaramış kavramlara. Takva nedir? Sorumluluk bilinci. Duyarlılık. Ya tabii bu İslami literatürün kavramı. Spiritüalizm de buna bambaşka. İz düşünmeye teslimiyet bak. Denir. Bir şey İz denir, o bak. Denir. Bana göre hepsi totalde aynı şeyi anlatıyor aynı, aslında. Aynı. Yani içindeki yazılımı anlatıyoruz biz. Hı-hı. Tamam mı? Din anlatmıyorum. Kendi içindeki yazılımı. Hemen şey diyorlar. Peki Müslüman olmayan işte fark etmez. Bu yoldan gitmez mi? Fark etmez. İçeriklere bakalım arkadaşlar. Fark İsimlere etmez. Değil. Herkesin yazılımı aynı. Herkesin yazılımı aynı. Yaratılış yazılımı. Tamam Hı-hı. mı? Takva ne demek? Sorumluluk bilinci. Yani mutmain oldum, tatminim. Mutmain Allah oldum. Adına Allah'la tamam. yürüyorum. O var, gam yok dedim. Evet. Şimdi sonra Kur'an'da ayet ne diyor? Ne yaptığını bilmiyorsan rüzgarın sürüklediği yaprak gibi olursun diyor. Tamam mı? Takva neydi? Sorumluluk bilinci, duyarlılık. Kime karşı? Allah'a karşı duyarlılık. Ama ne kapsamında? Anlaşma yaptım. Anlaşma kapsamında. Anlaşmaya ışık tarafa hizmet edeceğim dedim. Ve ben artık sırat-ı mustakimi bu anlaşma kapsamında yürümeye karar verdim dedin. Mutmainsin, eminsin. Konu hep kafanda. Bu konu üstünden gidiyorsun. Takva bilincini kaybetmeyeceksin. Sorumluluk bilincini kaybetmeyeceksin. Yoksa doğru ya biz bir anlaşma yapmıştık değil mi? Bunu asla demeyeceksin. Takvadan taviz yok. Takvadan taviz vermediğin versiyon ne biliyor musunuz Kur'an'da gene?
Muttaki. Sürekli olarak takva bilincinde olan demek. Muttaki nasıl çeviriyorlar? Takva sahipleri diye çevriliyor meallerde. Benim bakış açıma göre sürekli takva sahibi, dimdik ayakta duran demek. Her şartta dimdik ayakta duran demek. Yani kesitlerde takva sahibi değil. Süreçte hep muttaki, hep dimdik ayakta, hep takva sahibi. Yani sorumluluk bilinciyle ne yaptığını bilen ve ne yaptığını hiç unutmayan bir bilinçle yolda gidiyor. Az yapıyor, çok yapıyor. Ama niyetim orada, gayretim orada, gayretimi gösterme niyetim de orada. Hı hı. Takva bilinciyle gidiyorum ve muttakiyim. Evet. Devam ediyorum kavramlara. Zan. Çok kritik bir kavram. Kur'an'da diyor ki, bakın, Necm suresi 28. ayet. Şüphesiz ki zan diyor, gerçeklik bakımından hiçbir şey ifade etmez diyor. Az çok değil, hiçbir şey ifade etmez diyor. Bu kavram benim için çok hayati. Eğitimlerde de mutlaka atıf yaparım. Zan. Zan nedir biliyor musunuz? Gene benim görüşüme göre bir durum var, bir olay var. Onun içinde %1 ile %99 arasında hakikat var. Tamam. Bak içinde hakikat var. %99'a kadar hakikat olabilir potansiyel olarak. Ama hala zan. %100'e varmamış. Hakikatin kendi olmamış. Ya öyle değilse hala olasılıklar dahilinde. Bak içinde %99 hakikat olan bir durum bile ne diyor? Zan gerçeklik hakkında hiçbir şey ifade etmez diyor. Ya o %1'se? Heh. 99 çöp olur. Sonra bakın İsra suresi 36. ayette ne diyor? Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme. Çünkü kulak, göz ve gönül bütün bunlardan dolayı hesap günü sorumlu tutulacak diyor. Bak zannına uyarsan, bir yol tutarsan, bak zan hakikat hakkında... Ama %100 neyi bilebiliriz ki Yüce Hocam ya? Tuzağa düşmeyeceksin İlkay Hanım. Her zaman yapacak bir şeyin vardır. Ama insan zihni nasıl çalışır biliyor musun? Bir şeye inanmak istediğinde, bir şey senin işine geldiğinde onu sorgulamazsın. Tabii ya bu böyle dersin. İnanmak için elimden geleni yaparım. Evet, kendini inandırırsın. Nasıl ayıracağız peki burada? Ve bir tane de sahih hadis var. Kimsenin itiraz etmediği kutsi hadis. Diyor ki ben kulumun zannı üzerineyim diyor. Bak süper eşleşiyor. Ben kulumun zannı üzerineyim diyor. Yani bu şu demek oluyor. Kulum diyor beni ne zannederse. Ben oyum. Kendini ne zannederse, bu yolculuğu ne zannederse, doğruyu ne zannederse ben o siparişi verdiği için o oyunu oynatırım diyor. Ben kulumun zannı üzerineyim diyor. Sen de dersin ki aa bak nasıl bildim. Tam dediğim gibi oldu. Babacığım siparişi sen verdin. Siparişi sen verdin. Bak ne diyor? Gözün, kulağın, gönlün hepsi sorumlu tutulacak diyor. Yarın öbür gün metafor yaratalım. Ahirete gittik. Orada herkes öyle yapıyordu. Bana çok mantıklı gelmişti. Zannetmekle gerçeği bilmek evet. Arasındaki fark nasıl anlayacağız? Gerçeği bildin mi biliyorsun İlkay Hanım. Sen doğru olanı gayet iyi biliyorsun. Bir sahnede yapman gerekeni biliyorsun. Hani yemezler diye bir laf var ya. Biliyorsun. Hı. İşine gelmiyor. Senin orijinalinde Furkan var. Bak o da bir kavram. Doğruyla yanlışı, hakikatle batılı ayıran içsel bir mekanizman var. O orada. Sen onu zihninle, menfaatinle, egonla manipüle ettiğinde bastırırsın. Doğal haliyle sen... Doğruyla, hakikatle, batılı ayıklayan bir mekanizmayla zaten o sahnedesin. Hakikate talibim dediğinde Allah o ilhamı sana veriyor. Her sahnede doğru olanı sen biliyorsun. Yemezler. Yemezler. Kimse kendini kandırmasın. Evet. Yani sen orada bir menfaatin vardır. Herkes öyle yapıyordur. İşine geliyordur falan filan. Kendine karşı dürüst olacaksın. Bak tövbeye geldik. Başka bir kavramı. Hmm. Tövbe ne? Yüzleşmek. Dönüş. Bak ben kendim diyeyim. 8 milyar insanla yüzleşirim, kendimle yüzleşemem. Çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Çünkü yüzleştiğinde karşına gelecek senin karanlık yanların, o sıkıldığın yanların işine gelmiyor. Bir de hani yüzleşmeme şansın var. Özgür iradenle yüzleşmeyi tercih ediyorsun. Çok zor bir şey. Bak yüzleştin, hatanı gördün. Allah'ım bir dakika ya ben burada yanlış yapmışım dedin. Tövbe ediyorum. Özür diliyorum, tövbe ediyorum. Bir daha da bu yanlışa düşmeyeceğim diyorsun.
Sonra Kur'an'da ne diyor? Allah tövbeleri çokça kabul eder diyor. Hı hı. Kabul etmez mi? Yaptığın şey o kadar zor ki. Kendinle adam gibi yüzleşiyorsun. Yolda kalabilmek için arınmak zorundasın. Arınanlar kurtuluşa erecektir diyor ayette. Arınanlar kurtuluşa erecektir diyor. Orhan Baba da hatasız kul olmaz diyor biliyorsun. Hepimiz tövbeye muhtacız yani. Tabii canım. Tövbe arınmanın bir çeşidi. Ama ön şartı ne? Yüzleşmek. Ve bir ön şartı daha var aslında benim bakış açıma göre. Tövbe ettin, yüzleştin ya. Daha doğrusu yüzleştin, hatanı gördün. Sonra ortaya biraz performans gör. Sonra tövbe et. Ha dur, yüzleştin, gördün, bir performans yani koy. Yani nedir? Ben bir şeyi yanlış yapıyordum. Tamam. Sırtımı dönmüştüm, işime gelmiyordu. Ama şimdi yüzleştim, hatamı gördüm. Şimdi biraz da onu düzeltmek için gayret ediyorum. Sonra ortaya bir performans koydum. Allah'ım bak, hani hem gördüm hem de düzeltmek için gayret koyuyorum. Bundan sonra da böyle devam edeceğim. Tövbeyi biraz sonra yapmak daha benim kafama daha çok yatıyor. Yani proaktif adamı seviyorum diyor ya, hani pasif adamı sevmiyor. Gördüm, özür dilerim, tövbe ediyorum, oturuyorum. Biraz yap da görelim yani. Duruşunu görelim. Önemli. Başka bir konu, şükür. Şükretmek, yani şükrün kendi frekansı var ya. Şükredecek bir şey bulamadın diyelim hani. Var da çok yani. Şükürler olsun Allah'ım dedin. Frekansın artıyor. Sadece onun bile frekansı ama artıyor. Ama hocam şükür olmadan mutmainlik olmaz ki. Kesinlikle. Şükürsüz olmaz. Şükür mutmainin önünde bence evet. Yani. Şükür evet. Olmadan mutmain olunamaz. Kesinlikle. En büyük şükür ne biliyor musun? Bana göre. Şükür edebildiğin bir merci olması. Şükretmek istiyorsun ama öyle bir merci yok. Ne kadar can acıtıcı bir şey değil mi? Şükredebildiğin bir merci var. Şükürler olsun. Bazı şükürün kategorileri var. Nedir? Senin hiç haberin olmadan bir gelişme olur. Ona şükredersin. Başka bir versiyonu, sen bir şey istersin. Sen bir şey istediğinde şartlar değişir. Sen bir şey istediğinde mutmainsen, işte Allah'tan, Rabbinden eminsen, tamam mı? Hı hı. Sen bir şey istediysen, mutmainlik ön şartıyla olduğunda şükret. Eyvallah. İstedim, oldu. Olmadığında 10 kez şükret. Sana rağmen istediğin şeyden Allah seni korumuş. Çünkü Allah orada konuyla ilgilenmiş, ilgilendiği için olmamış. Mutmainsin ya. Hı hı. İlgilendiği için onu yapmamış. Zamanlama olarak veya kalıcı olarak. 10 kez şükret. Niye olmadı deme. Niye olmadı diyorsan mutmain değilsin. Ne dedik demin? Yemezler dedik değil mi? Hı hı. Sen şimdi sonuçlara odaklanmış oluyorsun. İşine gelene odaklanmış oluyorsun. Dürüst olmak önemli. Kendine karşı dürüst olmadan o yolda ilerleyemiyorsun. Ama kendine karşı dürüst oldukça, olamadıkça, yere düştükçe, kalktıkça arınıyoruz değil mi? Kimse mükemmel değil diyoruz ya. Biz idealden bahsetmiyoruz. Teorik olarak olması gerekenden bahsediyoruz. Bu yol böyle görünebilir diyorsun. Benim bakış açıma göre Allah senin yere düşmene bakmıyor. Bin kez yere düş. Sıkıntı yok. Atlamadın yere. Düştün. Neye bakıyor? Yerden kalkmaya çalışıyor musun? Kalktın mı? Aynı yolda gidiyor musun? Ona bakıyor. O zaman hak ediş var. Yere düştün, bu yol gidilir mi? Yoldan döndün, geçmiş olsun. Yolu sen tartışmaya kapatmışsın çoktan. Ne dedik? Fedakarlık yapmayı göze aldık. Cihat. Cihat ne demek biliyor musun? Allah adına fedakarlık yapmak demek. Adam kesmek değil. En büyük cihat, Kur'an'ı anlatmak diyor Furkan suresinde mesela. Allah adına bilinçli olarak yaptığın fedakarlık cihat. Ondan taviz veriyor musun? Bedel ödedin. Umurumda değil. Bir tane canım var, o da bir noktada zaten gidecek. Şimdi gitsin, ne yapayım? Yoldan mı döneceğim? Yoldan mı döneceğim? Yoldan mı döneceğim yani? Şimdi sepeti doldurmak kolay değil hak edişle. Ama kaybetmek anda olur. Bütün sepeti çöpe atabilirsin. Son nefeste bile olur. Evet. Evet. Allah'ım yardımcı olsun. Ama son, bak bir ayette şöyle diyor. Sapıtmışlardan başkası Allah'tan ümidini kesmez diyor. Bu şu demek oluyor. O son nefeste diğer versiyon da mevcut. Hepsi mevcut. Yoldan çıkmışsın, gidiyorsun başka yolda. Ama son nefeste öyle bir tövbe yapmışsın ki yani bir şeyler olmuş. Yani gök kubbe titremiş yani. Herkes nefesini tutmuş. Ne oluyor burada demiş yani. Tabii canım ben mesela çok Deniz Erten'den duymuştum. Daha önce de söylemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Günahkarı günahlarından kâr eder olarak açıklar.
ve bir günahkara yargılayarak bakamazsın. Öyle bir yanar tövbe eder ki herkesten yakın oluverir. Evet. Ne biliyorsun, niye yaşadığını, neyi? Bak bir ayette ne diyor? Kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın diyor. Bak zihin kendini temize çıkarmaya çalışırsa mutlaka çıkarır. Bak takvada bir ayet var, hatta burada yazıyordu ama şimdi bulamam belki. Takva diyor ki birbirinizle takvada yarışın diyor. Ama takva aslında ne? Allah'la senin arandaki ilişki. Yani şu demek oluyor. Takva sadece insanlar arası ilişkide değil, Allah'la senin aranda bir ilişki. Ve insanların arasında kıyas kabul etmiyor Allah. Takva ile ilgili. Yani kimin imanı olduğu falan filan insanlar arası ilişkide bir konu değil. Liyakat konu. Ama takva, kimin takva sahibi olduğunu biz çok iyi biliriz diyor mesela başka ayette. Tamam, Allah katında. Bu şu demek oluyor. Kendini temize çıkarmaya çalışma. Senin o kınadığın, dalga geçtiğin, yoldan çıkmış dediğin adam öyle bir performans gösterir ki veya gösteriyordur, sen bilmiyorsundur. Apoletleri taka taka gidiyor belki sırat-ı müstakimde. Sen de sırat-ı müstakimdesin. İşte ona laf geçir, ona gıybet et falan filan. Ya sırat-ı müstakimde olan birine laf geçirebilir mi? Korkar, titrer işte. Ya. Ben çok şaşırıyorum yani. İşte. Yorumlarda yazıyor şöyle giyin, böyle et falan. Kardeşim kendi derdimizi bitirebildik mi ki başkasına kaldırıp başımızı bakabiliyoruz? Şu çok büyük bir tuzak. Net bir şekilde yanlış yapılan, yani bazı yanlış vardır nettir, tamam, hani tartışmaya kapalıdır. Ama o yanlışı yapanı analiz etmek, ama insan içinde analiz etmek, hani yanlış olduğunu söylemek falan o insana, güya hani o yanlış yapıyor ya, ben de doğru bir şey yapıyorum. Tabii Allahçılık oynamak aşağıya. Ondan daha büyük tuzağa düşüyorsun. Bak İlkay'ı gördün mü şöyle yaptı. Yaptığı şey yanlış ya. Ben ne yaptım şu an? Onun yaptığının 10 katı kötü bir şey yaptım. Yani işte hepimiz düşmeyelim bu tuzaklara. Tuzağa bak, yere düşmek serbest. Yerden kalkıyor musun? Tövbe ediyor musun? Sonra tövbenin gereğini yapıyor musun? En azından çıtayı yükseltiyor musun? Yani içini görüyor şey. Yani. Kalbinle nefsin arasına girerim diyor. Şah damarından daha yakınım diyor. Onu kandıramazsın. Bir de peygambere bile kalplerdekini göremezsin diyor ya. Peygamberine bile vermemiş bu yetkiyi. Evet. Biz birbirimizin kalbini görüyormuşuz gibi yapıştırıveriyoruz mesela. Evet. Zanlı, yargıyı neyse yani. Peygamberine vermemiş ki o yetkiyi. Evet. Bu refleks niye oluyor biliyor musunuz? Bu kişisel gelişimde de yeri vardır. Ben seni eleştirdiğimde kendimi tam ve eksiksiz hissediyorum. Tabii, aslında bende karşılığı var. Bak sende problem var, bende yok. Oh rahatladım. Akıl vermek de öyledir. Akıl veren bilir kişidir. O yüzden insanoğluna bak. Akıl istemiyorsun, herkes herkese akıl veriyor. Derdim sana akıl vermek değil, kendimi iyi hissetmek. Sana akıl verdiğimde senin eksik yanını sana söylüyorum. Ben o konuda tamım ki bilir kişi olarak sana akıl veriyorum. Oh rahatladım. Ne kadar doğru. Hocam süremiz doluyor, bitti mi? Öyle mi? Çalışmayı yapacağız. Bir iki hızlı hızlı kavramları önemli söyleyeyim. Önemli bunlar, lütfen. Söyleyelim. Zulüm mesela çok önemli. Zulüm kısaca şunu söyleyeyim. Olması gereken bir şeyi yerli yerine koymamak demek. Tersi adalet. Yani bu kalem burada durması gerekiyorsa, bunu buraya koyduysam kaleme zulmettim. Buraya zulmettim çünkü burasının dolması gerekiyordu. Boş kaldı. Buraya zulmettim. Bak üç şeye zulmettim. Çünkü bunun başka bir şeyle dolması gerekiyordu. Kalemi koydum. Yani zulüm, haklının hakkını vereceksin. Adaletli olacaksın. Evet, adaletli olacaksın. Yani zulmün tersi adalet. Zulüm kırbaçla birini kırbaçlamak değil. Kur'an'ı bir kavram. Adalet. Zikir, hatırlamak, hatırlatmak demek. Kur'an'ın bir adı da zikir. Hı hı. Kur'an ne yapıyor? Zaten bildiğini sana hatırlatıyor. Bak sana özel bir mektup gelmiş. Bildiklerini sana hatırlatıyor. Dürüst ol kendine. İçinde hepsi var. Yemezler dedik ya, o metafordan gidiyoruz. Hatırlaman gerekeni sen hatırlasın, hatırlarsın. O gizemli bilmem kaçıncı boyuttan geldiğini hatırlamazsan sorun değil. Ama burada bir görev seçip onun hakkını yapmak ve sırat-ı müstakimde sonuna kadar gidip hak edişi kazanmak için hatırlaman gerekenleri gayet iyi hatırlarsın. Doğru ile yanlış ayıklarsın. Yemezler. O iç vicdan var ya, senden bağımsız çalışan bir mekanizma. O seni rahatsız etti mi zaten cevabı almışsın. Birine sormana gerek yok yani. Evet.
Akletmek çok önemli. Akletmek, kısaca şunu söyleyeyim. Verileri birleştirip veya tecrübeyle verileri, bilgiyi birleştirip başka bir çıktı almak. Hiç mi akletmezsiniz dedi. Bir şey yaşıyorsun, bilgisi de var. Birleştir kardeşim, çıktıyı al. Hiç mi akletmiyorsun? Niye buraya gitmiyorsun? Olduğun yerde devinim yapıyorsun. Akletmek, verileri birleştirmek, tecrübeleri birleştirmek, bir sonuca varmak. İlerlemek yani, akılla. Basiret, kalp gözü demek, kalp görüşü demek, basiretli olmak. Kalpten bakarsan, kalp gözüyle baktığın zaman o sana doğruyu hep gösteriyor. Furkan mekanizmasıyla hep doğruyu gösteriyor. Besmele'yi söyledik. Esma-ül Hüsna çok önemli. Esma-ül Hüsna, Allah'ın isim ve sıfatları dedik. İsim ve sıfatlarını öğrenirken Allah'ın aslında insan kendini öğreniyor. Ne demek? Allah'ı öğrendikçe, anladıkça kendini anlıyorsun. Onun külli yapısını anlıyorsun. Senin cüz'i yapını anlıyorsun. Sende de karşılığı olan esmaların mekanizmalarını anlıyorsun. Onları artık bir enstrüman gibi kullanabileceğini görüyorsun. Allah'la yol alırken daha bilinçli yol alabileceğinin yolunu açıyor. Esmalar çok ciddi enerji mekanizmaları. Her işe yarıyor. Allah sana tanıtıyor, seni sana tanıtıyor. Yolculuğu da daha verimli almaya sağlıyor. Ama şu esmaları çekmek falan var ya hocam, onlara ne diyorsunuz? Evet, o eskiden dalga geçtiğim bir konuydu. Ama şu an dalga geçmiyorum. Zikretmek, esmalar hak edişi, esmaların hak edişi zikirle çalışıyor. Yani belli bir sayıda falan çekilmeli evet. mi? Evet. Yani şu anlama geliyor. Diyelim sen bir esmayı kullanacaksın. Zülcelali vel ikram. Zülcelali vel ikram esmasını kullanacaksın. O diyelim şu niyetle onu çekiyorsun ya. Bir, tamam. Bir niyetle böyle. Tamam. Yörüngesine göre. O esmanın hüddamları var, tamam mı? Onunla ilgilenen ışık varlıklar var. Yani tamam. Onun da canı var. Onunla ilgilenen varlık da var gibi düşün. Diyor ki tamam diyor, niyetini gördüm diyor. Doğru esmayı da çekiyorsun diyor. Ama önce hak edişini tamamla da öyle aşağı ineyim sana destek olayım diyor. Hak edişi nedir? Zikir. Kalpten onun anlamını bilerek belli sayıda çektiğin zaman o yani rezonansa geçiyor. Sen şimdi bir müzik aç burada, tamam mı? Tabii benim hemen modum yükselir. Bak, eğlenceli bir şey çalın hemen oynarım ben bir mesela. Ritmik bir müzik aç, tamam mı? Ama tadın yok diyelim, tamam mı? Dın 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 başlasın mesela, atıyorum şaman davulu gibi yani böyle güzel için titretsin. Bir hoşuna gider ama hala modun şey. 3 dakika 5 dakika çalmaya başladıktan sonra artık rezonansa geçersin. Aynı ritimde titremeye başlarsın. Kalkıp burada hareket etmeye başlarsın. Yüzün gülmeye başlar. Ama bir mesafesi vardır. Bir anda olmaz. Doğru. Bu zikirler de öyle. Onu kalbinde titretiyorsun. Bak zikrediyorsun, titretiyorsun, titresiyorsun, titresiyorsun. Artık rezonansa geçiyor. Artık fışkırmaya başlıyor. Ama bu çok bilinçsizce de çekilmemeli yani. Tehlikeli de bir alan gibi geliyor bana. Bilinçsizce çektiğinde aslında onun başına o biri koymamışsın ya. Hani 0-0-0-0 bir işe de yaramaz. Yani anlamını bileceksin. Kalpten yapacaksın. Ama zikir önemli. Önemsiz olduğunu düşünüyordum. Artık tecrübe ettiğim için biliyorum yani. Tecrübe ettiğim için biliyorum. Haşyet. Çok önemli bir kavram. Zamanı geçtik ama önemli yani. Tabii lütfen bunu bitireceğiz. Bak, klasik korku nedir? Ben senden korkuyorum, kaçmak istiyorum. Korktuğumdan kaçarım. Tamam. Diyelim yükümlülüğüm var. Korktuğum yanımda değilse sorumluluğumu da yapmak istemem. Motivasyonum da yoktur. İhmal de ederim. Değil mi? Haşret korkmak diye çevriliyor meallerde. Haşretmek korkmak mı? Klasik anlamda çevrilen Allah'tan korkanlar diye çevriliyor. Ama klasik korkuyu da korkmak diye çeviriyorlar. Haşyet nedir biliyor musunuz? Bak alimlerden başkası Allah'tan haşyetmez diyor. Yani bilgi sahibi olanlardan başkası haşyetmez. Haşyet içinin ürpermesi. Allah'ın azameti karşısında içinin ürpermesi demek. İçinin titremesi demek. Hayranlığının artması demek. Yani Allahu Ekber'i doğal söyleyip diz çökmek demek. Haşyeden, haşyettiğinden uzaklaşmak istemez. Ona yakın olmak ister. O beni hiç bırakmasın ister. Hı hı. Bak klasik korkuda ben senden kaçmak istiyorum. Tabii. Bilgim arttı. Bak alimlerden başkası haşyetmez diyor. Bilgim arttı. Bilgim arttıkça ayetleri araştırdım. Yani hani hem Evren kitabında vesaire. Allah hayranlığım arttı. Onu daha çok öğrendim. Daha çok yakın olmak istedim. Bak korku olarak çevriliyor. Ama korktuğundan kaçarsın. Ama hı hı. haşyettiğinden yakın olmak istersin. Hayranlığın artar. Çok önemli bir kavram. Hesap günü klasik anlamda bildiğimiz bir şey. Gayb. Hikmet mesela çok önemli. Hikmet
sen gidersin kütüphaneye saldırırsın, bütün kitapları alırsın değil mi? Ele geçirirsin. Bilgiyi ele geçirirsin. Tamam. Ama hikmeti ele geçiremezsin. Hikmet nedir biliyor musunuz? Bilgiyi kullanma bilgeliğidir. Bilgelik. Doğru bilgiyi doğru zamanda kullanma bilgeliğidir. İşte o da bilgelik zaten hocam. Bilgelik işte. Bilgeliğin kendisi. Evet. Hikmet sahibi olmak, bilgi olmak. Hikmeti ele geçiremez. Bilgi olamaz. Bilgi sahibi olabilirsin ama bilgi olamaz. Evet, aynen öyle. Hikmeti Allah verir, nasip eder ama senin emeğinle doğru orantılıdır. Ve tecrübe olmak zorundadır içinde. Tecrübe olacak. Tecrübe ettikçe gerçekten öğreniyorsun. Bilgi, hani bütün kitapları senin zihnine şırınga etsem ne biliyorsun? Ama onları bilgeliğe dönüştürmek için tecrübeyle birleştirmen gerekiyor. Acılar da orada çok işe yarıyor be. Değil aynen mi? Öyle. Sıkıntı aynen sandıklarımız, acı sandıklarımız bilgelik yolunda bana evet dersler gibi geliyor işte. Eğer oradan evet bilgelikle çıkarsan, kesinlikle kendine acıyarak, kesinlikle acıda kaybolarak değil kesinlikle de bir saniye ya, bir madalya daha taktım diye geçersen muazzam öğretiler oluyor. Teknik sanki olarak yanmadan pişemiyorsun ki zaten. Bir şey pişireceğim, altını yakıyorum da. Ah bir de yanarken sor. Yüce hocam tabii. Yani. Hepimiz adına soruyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar, o da doğru. İlim, iman, istikamet, kalp, kıyam, misak, nefs, nur ve nar. Mesela nur ve nar aynı kökten geliyor. Işık ve ateş. Evet. Polaritenin iki ucu. Aynı kökten geliyor. Karanlık ve bu kavramlar benim hani analiz ettiğimde, içselleştirdiğimde beni yolda tutan, yolda, yolculukta da hani her türlü hani silahlarım vardır ya donanımlasındır, işime yarayan kavramlar. Bunları ben tavsiye ediyorum. Araştırsınlar, emek versinler. Ama en nihayetinde artık kalben kaçamadıysanız, ikna olduysanız bundan sonra oturmak yok. İzleyenler, siz dediniz, uyardınız, kapatın dediniz. Dedim kapattınız ben. Videoyu kapatın evet dedim buraya evet kadar geldiyseniz evet geçmiş gitti olsun. Çünkü o kalp yalan söylemez yani. O artık evet böyle bir anlaşma yaptığımda aslında hak edişimi kazanabilirim. Bundan sonra o yemezler kısmında takılıp kalabilirler. Bundan sonra kimse bana kaçıncı boyuttayım ben, ışık varlık mıyım diye sormasına gerek yok. Vallahi bana soruyorlar. Bana ne soruyorlar biliyor musun? Yüce Hoca sana söyledi mi diyor geçen bir ünlü evet bir arkadaşım beni aramış. Evet. Yüce Hoca sana soruyor. Yok o söylemedi, çok da umurumda değil dedim yani. Evet. Biz hak edenlerden olalım be Yüce Hocam. İnşallah. İnşallah öyle sizin olalım elinizde. Ayetle sabit. Evet. Kaderiniz kendi emeğinize bağlı. İnşallah. Son ana kadar bir çaba bu. Hak ettim demek de bak büyük tuzak. Evet. Hak ettim yoldayım demenin evet çok büyük bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Evet. Gayrette olmak. Evet. İşimiz inşallah. Yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Arkadaşlar hep beraber artık. Hep beraber imzaladık artık. Evet. İnsanlık ailesi olarak bir bütünüz. Kimseyi ayrı görmüyoruz. Hangi varlıktansak. Video izleyenlere. Evet. Hadi çalışmamızı yapalım. Çalışmamız hocam dediğim gibi şu an bir stüdyoda kimse yokken yapıyor gibi gözüksek de ben aslında sanki şu an hani gelecekte izleneceği için bu program beni birkaç bin kişi de izliyor olabilir o an. Her kim izliyorsa ne zaman izlerse izlesin gönülden izin verdiğinde bu seans onun üstündeki psişik varlıkları, negatif enerjileri, nazarları temizleyecek. En azından önemli ölçüde temizleyecek. Çakralarını dengeleyeceğiz, yüklerini atacağız kısmen. Yani süper harmonik kozmik denge diye benim bir uyumlamam var. Onu yapmayacağım. O uzun sürer. Ama o uyanış kapsamda yapacak mısınız yapabiliriz. Onu? Uyanış süper harmonik yapımına kozmik denge. Yani bütün meridyenleri, çakraları vesaireleri dengeliyor. Yani sen harmonik, yani sen şimdi bozuk olmayan bir gitarı çalıyorsun. Akoru yoksa gıy gıy da gıy gıy yapıyor. Bozuk değil. Ama akorunu yapıyorsun, harika bir şey çıkarıyor değil mi? Senin de bir sürü modülün var. Onların kendi içinde takım halinde çalışması gerekiyor. Dengede, hizada olması gerekiyor. Akorlarının yapılması gerekiyor. Ben bu seansta artı onu da yapacağım. Ve temennim izleyenlerin sonrasında her seferinde izlediğinde, o kesiti izlediğinde nasiplenmesi. Ben şimdiden kapatayım, çalışmadan sonra bitmiş olsun video. Üstüne konuşmak birden öyle geldi içimden, istemedim. Tamam. Arkadaşlar iyi ki oradaydınız. 3-4-5 Mayıs'ta yüz yüze Yüce Hoca ile benle ve diğer kıymetli hocalarımızla bir arada olmak istiyorsanız Uyanış Fest'te bekliyoruz. Tüm detaylar uyanışfest.com'da. Orada bahsettiğiniz diğer çalışmayı yapacağız. Yüce Hoca ile birlikte açacağız Uyanış Fest'i, birlikte kapatacağız, anlatmak zaman çekeceğiz. 3 gün boyunca oradasınız. Ben full oradayım yani, hani bir yere gitmiyorum. Hiçbir yere. Diyelim orada hani görevim yok, konuşmam yok, alandayım yani. Hani temaşa edebileceğimiz ay bir arada şartlar da olacaksınız. Evet. Harika evet Yüce Hocam.
Yani artık zaten ben nerede, siz orada biliyorsunuz yani. Yücel Hocam, Akit'i bana ulaşmak isteyene Yücel Hoca'ya fotoğraf gösterip böyle konuşuyorum, yapacak evet. bir şey yok. Evet. Şakası bir yana evet. iyi ki diyorum. Hepimiz adına, tüm izleyenler adına teşekkür ediyorum size. Buyurun ben sizin. Ben teşekkür ederim. Evet, ben akışa geçiyorum. Kabaca bir 15 dakika. Seans kendini bitirir zaten. Tamam. Niyetini edeceğim şeyleri söyledim. Onları içimden geçirerek bütün kalbimle ben bir kanala bağlanıyorum. Benim üstümden oluyor ama ben yapmıyorum teslimiyetle. Ayrıca şu detayı ekliyorum. Herkesin bünyesinin kaldırabileceği kadar, kaldırabileceği miktarda, sıralamada diyorum. Ve hiçbir şeyin ters gitme ihtimali yok. Ama arınma sırasında biraz türbülans olabilir. Hani tuvalet ihtiyacı vesaire. Bu negatif bir durum değildir. Sadece arınmadır yani. Hiçbir şey ters gidemez. Teslimiyetle yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapalım oturmak için? Ayaklarımız yere mi bassın? Fark etmez. Bunu izleyenler kendi içinden şu moddayı geçirirse daha verimli olur. Mevcutu bırakıyorum. Yeniye izin veriyorum. Geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum. Ben artık korkmuyorum. Tekrarlıyorum. Mevcutu bırakıyorum. Yeniye izin veriyorum. Geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum. Ben artık korkmuyorum. İçimiz, dışımız, ortağım hep nurla doluyor. Nurun frekansı o kadar yüksek ki bu ortamda negatifler barınamaz. İstese de barınamaz. Hücrelerimize kadar, iliklerimize kadar nurla doluyoruz. Herkesin bünyesinin kaldırabileceği miktarda, hızda niyet ediyoruz. Yani bu seans sırasında herkese ayrı seans yapmış oluyoruz. Herkesin bünyesine göre seans yapmış oluyoruz. Bu seansın sonuca ulaşacağını peşinen bildiğimiz için şükrümüzü yapıyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Mümkün olduğu kadar büyülerin temizlenmesine de niyet ediyorum. Şu an üst benliğim öneriyor. Temizlenir temizlenmez ama ne kadar katkısı olursa üzerimizdeki büyülerin de temizlenmesine, kalkmasına niyet etmiş oluyoruz. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Mevcutu bırakıyorum. Yeniye izin veriyorum. Geleni koşulsuzca ve zarafetle kabul ediyorum. Ben artık korkmuyorum. Zaten size bir şey yapmak gücü olsa bu psişik varlıkların, size sormaz. Size sormadan yapar. Sizi korkutmaya çalışıyor ki gücü yetmiyor. Ne zaman ki korkarsın, frekansını düşürürsün, şartlar onun için elverişli olur. Biz artık korkmuyoruz. Biz artık uyandık. Işık varlık olduğumuzu fark ettik ve ışık karanlığı döver. Konu kapanmıştır. Az kaldı. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Evet, bitti. Evet sevgili dostlar, 3-4 5 Mayıs'ta 3 gün boyunca
İstanbul Etiler Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde Uyanış Fest'imizi tekrar yapıyoruz. Geçen sene yapmıştık. Çok güzel olmuştu. Bu sene de devam ediyoruz. Bence bu sene daha da güzel olacak. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. 3 gün boyunca oradayım. 3 günde etkinliğe dahilim ama alandayım. Beni görmek isteyenler, temaşa etmek isteyenleri bekliyoruz. Daha fazla bilgi almak isteyenler uyanışfest.com'a girebilirler. Hepinizi bekliyorum. Biz heyecanlıyız. Sizi de orada bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.